Şimdi sabah gazetesinde bir haber var. İkizlerin babaları farklı çıktı haberi. Ay herkes onu konuşuyor. Evet onu konuşuyor. Türkiye ATV'de yayınlanan Esra Erol programında Betül Yorulmaz adlı kadının yılan hikayesine dönen kocası Veysel'i aldatması konuşuyor. DNA sonucunda Veysel'in ikizlerden sadece birinin babası ortaya çıktı. Tıp dünyası bu çok asılan test sonucunu... E, tartışıyor diyor e, gerçekten e, biz bunu programa girmeden önce e, Pınar'la da tartıştık bu haberler verilmeli mi verilmemeli mi Türkiye'de böyle kişi kaç kişi var ee, e, ama, nelere yolaçar, e nelere yol açar nelere yol açar bunlar bir de çocukların evet. da evde olduğu saatler bunlar Yasemin ee, evet maalesef yani beni o endişe ettiriyor evet. biliyor musun ee, yani yüzden lazım gereken çocuklar saatlerde Çocuklar en başta ailelerde böyle durumların normal olduğunu düşünmeye başlayacak maalesef. diye korkuyorum ben şimdi efendim Betül yorulmaz eşi Veysel Yorulmaz'ın kendisini aldattığını söyleyerek programa başvuruyor Genç adam ikiz bebek sahibi Özge ile ilişkisini kabul ediyor aileye bakın efendim buyurun aileye bakın. Ondan sonra eşinden boşanmak istiyor. Aldatılan eş boşanmak için ikiz bebeklere DNA testi yapılmasını şartı koşuyor. Ha adam evli. ...kocasıyla ile bak anlamaya çalışıyoruz. Yani bu programları yapan birisi olarak anlamaya çalışıyorum. Burada bir adam var. Evet. Adamın karısı var. Tamam. Adamın sevgilisi var. Ha. Adamın e, sevgilisi hamile. Adamın karısı diyor ki ben senden boşanırım ama diyor bu çocuklar Çocukları senden mi diyor sevgilin diyor DNA testi yaptırsın kadın diyor. Kadın da bir anormal bu kadın Herkes da bir anormal. Bir Herkes bir anormal. anormal yani Bunu böyle bir şey e, evet Türkiye'de yaşanıyor. Boşayacaksan o, boşak, kocan gitmiş evet. aldatmış. Ve ikiz yani. bebekleri DNA testi yapılmasını şart koşuyor. E, milyonlarca insanın izlediği e, herkesin e, dediği gibi çocukların da ekranda olduğu bir saatte bu DNA testi yapılıyor test sonucunda Veysel Yurulmaz ikizlerden sadece birinin babası çıkıyor ve bu sanki sadece normalmiş e bunlar olabilirmiş gibi e detaylarına girmek istemiyorum efendim şu anda gerçekten insanın Herkesin sinirlerini merak bozan bir olay. Yasemin evet. Nasıl ikizlerin babası farklı çıkabiliyor? E o tıbbi olarak şöyleymiş efendim. Sabaha konuşan diyor. Kadın hastalıkları tüp bebek uzmanı operatör doktor Zeki Akkum yaşanan olayla ilgili şöyle söyledi. Bu bir heteropateriyal süper defaksiyonel durumudur diyor. Bir tıpça bir ne şey konuşmuş. De, i̇kiz gebelikler de. ya tek yumurta veya iki ayrı yumurtadan olabilir. Tek yumurta ikizlerinde tek sperm dölleniyor, ikiye bölünüyor ve ikiz bebek oluşuyor. Bu nedenle bu bebekler birebir aynı oluyor. Çift yumurta ikizlerinde ise iki ayrı yumurta var. İki ayrı sperm tarafından dölleniyor. Tıpta Heteropetaryal, süper petoksen falan, bir işte. adlandırılan vakada ise kadının kısa bir zaman diliminde iki yumurtanın olması, bu yumurtaların yine birden fazla erkeğin sperm tarafından döllenmesiyle ikizlerin babaları farklı çıkıyor diyor. Şu beynim bir kurcalayam, e, oturamadı beynim hiç yerine. Gerçekten benim de oturmadı. Dünyada e, bildirilen vaka sayısı 10 civarında diyor. Ve bu Türk ekranlarında. Bir tanesi de burada yani, evet, bravo. Bu Biz de bunu bulduk türk ekranlarında. Veriyorlar. Efendim, e, e, yani. E, neresinden bakarsanız bakın e, Türk aile yapısını gerçekten sarsan bir olay. Başka şeylere götüren onları söylemek istemiyoruz burada. Onu da söylemeyelim lütfen. Kusura bakma ama evet. e, yani bu tip ahlaksızlıkları bu kadar meşruymuş gibi e, göstermek bana doğru gelmiyor. E, yani neden biliyor musun? Şimdi e, biz burada seninle konuşurken e, en ufak bir şey yanlışlıkla ağzımızdan kaçsa Retük bizim kanalımıza ceza keser değil mi? Yani... yani. Ki aslında bir olayı anlatmak için, izah etmek için Aynen. kullandığımız bir kelime olabilir bu. E, ve düzeltmediğimiz için ceza yiyebiliriz. Ama kalkıp da böyle adaba mugayir şeyleri, o mu onun babası, bunun babası dendiğinde niye kimse bir şey demiyor da biz ülkecek. Ha şöyle diyorlar bir dakika. Bunun babası Hayır. diye bakıyoruz. Bakıyorlar, ben anlamıyorum. Bakıyorlar, bakıyorlar. Yani. Hayır, şundan bakıyorlar. Şundan bakıyorlar. Şöyle bir varsayımları var onların efendim. Eğer bu yaşanıyorsa, bu toplumda varsa ekranı niye çıkmaz? Öyle Hayır, bir böyle şey bir, bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Her şey, her ahlaksızlık ekrana taşınamaz. Biz burada kelimelerimizi yani bile değil seçerek şey. konuşuyoruz. Evet. Her e, ahlaksızlıkta diyoruz? yer bulamaz e, ekranda. E, misal vermek için söyleyeceğim. E, yani çok acı bir şey. Tecavüz diyemiyoruz. İstismar diyoruz evet. mesela. Yani insanların Taciz gönlü, diyoruz. kalbi kırılmasın. E, kırılmasın diye. Kimse evet. incinmesin. E, bizi dinleyen biri bundan alınmasın diye yani arkadaşım burada kalkıp da o ona onu yapmış. Sen DNA testi yaptır bakalım babası mısın demiş. Bunu bile normal kabul ediyoruz. Ha, bir Düşünsene, de DNA testi neden ekranda yapılıyor? Niye? ya? Niye? Yani bu reyting için yapılıyor. Kusura bakmayın ben bu programların yapımcısı Buradan benim. Yapımcı İlk yapan kazanıyor. benim. Para kazanıyor başka bir şey. Ee, olmuyor yani ki. onun için hayır, onun için bak kanalın da kanalın da demesi gerekir ki kardeşin tam ne yaparsa yapsın. Ee, DNA testi yaptırsan tamam yaptır. Ona bir şey demiyorum. Ama bunu ekranda paylaşma. Ben kadının sesini yaparken anne ile çocuğu buluşturacağımızda eğer çocuk 7 yaşından ufaksa göstermiyorduk. Yani bu kadar titiz davranıyorduk. Bir çocuğu annesiyle buluşturuyoruz kayıp yıllarda aramış bulamamış her neyse. E, derdim ki aman çocuğun yüzünü göstermeyin. Öyle. Bu ne rezalet ya. E, geçenlerde de bundan 1 iki ay önce de ne oldu? Yine gündüz tam öğlen saati yayınlanan bir programda e, yani meslektaşımız oturttu karşısına. Hadi bakalım, sen kadına bunu mu yaptın, bunu mu yaptın, cinayeti sen işledin, kadını şuradan mı ittin, kaç dakika başında bekledin, evet. bilmem ne diye, yani başarı başarı böyle bir şey değil benim gözümde. Ee, yani retin zaten bir yani şey bunlara, var, uygulaması var. Yani ama cinayet kanalın... itirafı evet. kanalı kanalda herkesin oturduğu saatte. Hadi bakalım adam kaç dakika başında bekledin? Vurdun mu kadına? Ha vurduktan sonra yerde ne kadar bekledin? Ya o başka bir şey bak cinayet başka bir şey. Bu Bizim bile o normal başka değil bir şey. ya, Hayır tamam da bu ahlak ahlakla ilgili. ikizlerin babaları farklı çift Hepsi demek. Ahlak. E, bu ahlaksızlıktır efendim. Bunun kanallarda gündüz kuşağında özellikle çocukların olduğu bölüm. Gece 11'den sonra yap bu programı. istediğin kadar yap. Bunu sana söyledim. Bunun ilk yapanı da Amerikalı Jerry Springer'dır. Bu adam ben 15 yıl önce izlemiştim onu da anlatayım. Bana kasetlerini gönderdiler. Dediler ki bak Jerry Springer diye bir adam var Amerika'da. Kadınlar çıkıyor. Kadın geliyor oraya diyor ki ben hamileyim. Üç erkekle beraber oldum. Hangisi? Üç erkeği de stüdyoya koyuyorlar. Sunucu Jerry geliyor. Ee, size diyor DNA testi yapacağız diyor. DNA testini bir hafta sonra geliyor. Diyor ki senin çocuğun babası şu. Ben diyordum ki ya bu nasıl ahlaksız program bunu Türkiye'de yapamazlar. İmkansız dedim bak imkansız. Şakır şakır. Ha, nerede imkansız? Saatte yapılıyor. Hani imkansız? gündüz saatinde yapılıyor, DNA testleri, yavaş çekimler, arkadan melodram şeyler, bakalım kim olacak? Zaten seyirci böyle izliyor ve, ve ondan sonra da bu normalleştiriliyor. Sonra da Türk toplum yapısı üzerine konuşuyoruz. Aile yapısıymış, Türk toplum yapısıymış. Bunlar az tamam, bunlara katılıyorum. Az ama yaşanıyor tamam. Ama efendim, herkesin gözüne sokarak da böyle bir ahlak erozyonunu vermemek gerekir diye düşünüyorum böyle bir ahlak erozyonunu vermemek lazım e, ne yaparsanız yapın bir kısmını ekran dışında gösterin Aynen. eğer yaşanıyorsa bir kısmını ekran dışındaki bir oraya bir psikolog geçirin. çıkaran bir, bir şey yapın geçirin. Yani düşünebiliyor musunuz burada söylemek istemediğimiz çok önemli mesajlar veriliyor orada Aynen. kadının üzerinde. Aynen. Çok önemli mesajlar veriliyor söylemek istemiyoruz Ondan ama sonra seyircilerimiz da, anlar bunu. Yok bir yılda şu kadar bir yılda bu kadar bir, bir ayda bu kadar diye sonuçlar üstünden gidiyoruz herkes anlamıştır ne olduğunu. Kesinlikle anlamıştır diye düşünüyorum.